Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda ilginç bir almanak işleyeceğiz. 5 Aralık 1927 yılından günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde tedavüle çıkmış banknotları tarih sırasına göre sizlere göstereceğiz. Türk paraları almanağa başlıyor. Birinci emisyon Türk banknotları. Tedavüle çıkış tarihi 1927. 1 lira. Ön yüzünde meclis binası, Ankara Kalesi ve çift süren bir köyünün olduğu 25 Nisan 1939 yılında tedavülden kalkan banknotun arka yüzünde ise eski başkanlık binası vardır. 5 lira. 5 Aralık 1927 yılında tedavüle giren banknotun ön yüzünde Ankara Kalesi, Bozkurt ve Meclis binası varken arka yüzünde ise Ak Köprü görünmektedir. 10 lira. Dönemin Maliye Bakanı Abdülhalik Rende başkanlığındaki komisyon tarafından belirlenen banknotta ön yüzünde Ankara Kalesi ve Bozkurt varken arka yüzünde ise Ankara Kalesi'nden bir görünüm vardır. 50 lira. Birleşik Krallık firması olan De La Rue tarafından filigranlı kağıtlara kabartma olarak bastırılan banknotun ön yüzünde Atatürk, arka yüzünde ise Afyon Karahisar şehrinden bir görüntü vardır. 100 lira. 1928'deki harf devriminden önce bastırıldığı için ana metinleri Arap harfleriyle, küpür değerleri ise Fransızca olarak yazılmış banknotun ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde ise bir köy resmi vardır. 500 lira. 15 Haziran 1939 yılında tedavülden kalkacak olan banknotun ön yüzünde solda Sivas Gök Medrese, sağda Ulu Önder Atatürk bulunurken arka yüzde ise Sivas şehrinden bir görünüm vardır. 1000 lira. Birinci emisyon serinin en büyük banknotu olan paranın ön yüzünde Atatürk portresi varken arka yüzünde Sakarya Demiryolu hattı bulunur. İkinci emisyon Türk banknotları. 50 kuruş. 26 Haziran 1944'te tedavüle alınan en düşük kağıt paranın ön yüzünde İsmet İnönü'nün portresi, arka yüzünde ise Merkez Bankası idare binası vardır. 1 lira. 3 Ekim 1931 tarihinde Merkez Bankası'nın faaliyete geçmesiyle basılan ikinci emisyonun bu banknotunda ön yüzünde İsmet İnönü'nün portresi, arka yüzde ise Boğaziçi'nden bir görünüm vardır. 2,5 lira. Latin alfabesiyle hazırlanmış yeni banknotlardan olan kağıt paranın ön yüzünde Atatürk, arka yüzünde ise Ankara Zafer Anıtı vardır. 5 lira. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dolaşıma ilk çıkarılan banknot olan 5 liralık banknotu içeren ikinci emisyon grubu banknotlar 1937-1944 yılları arasında tedavüle çıkarılmıştır. 5 liranın arka yüzünde ise güvenlik anıtı bulunmaktadır. 10 lira. 16 Mayıs 1938 yılında tedavüle giren kağıt paranın arka yüzünde Ankara Kalesi'nden bir görünüm vardır. 50 lira. Ön yüzünde Atatürk'ün portresi, arka yüzünde Ankara'nın keçilerinin bulunduğu kağıt para 2 Haziran 1952 yılında tedavülden kalkmıştır. 100 lira. Bu emisyon grubu içinde Birleşik Krallık'ta basılan ancak 2. Dünya Savaşı sırasında banknotları Türkiye'ye getiren geminin Pierre Limanı'nda hücuma uğrayıp batması sonucunda denize dökülen İnönü portreli 50 kuruşluk ve 100 liralık banknotlar ile yine Birleşik Krallık'ta basılan ancak Londra'daki bir hava hücumu sırasında basıldığı matbaa zarar gören 50 Türk liralık banknotlar dolaşıma verilmemiştir. 500 lira. İki versiyon olan banknotun birinci versiyonunda ön yüzünde Atatürk, diğerinde ise İnönü'nün portreleri görünmektedir. Her ikisinin arka yüzünde de Rumeli Hisarı'ndan bir görüntü vardır.
1000 lira. 15 Haziran 1939 yılında tedavüle giren versiyonunda ön yüzde Atatürk varken 1940 yılında tedavüle giren versiyonunda İsmet İnönü vardır. Her ikisinin arka yüzünde de Güven Park görünmektedir. Üçüncü emisyon kağıt paralar. 2,5 lira. Tamamı İsmet İnönü portreli olarak bastırılan banknotların 3. emisyonunun en küçük kağıt parasının arka yüzünde Ankara Halk Evi görünmektedir. 10 lira. 15 Ocak 1942'de tedavüle giren, 1 Nisan 1950'de tedavülden kalkan kağıt paranın arka yüzünde mahalli giysiler içinde 3 Türk köylü kadını görülmektedir. 50 lira. Birleşik Krallık, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bastırılan banknotun arka yüzünde Ankara keçileri görünmektedir. 100 lira. Yaklaşık 4 yıl tedavülde kalan kağıt paranın arka yüzünde üzüm salkımı tutan bir kız görünmektedir. 500 lira. 3. emisyon kağıt paralarından olan 500 liranın arka yüzünde Ankara Sanat Okulu'nda uygulamalı ders yapan öğrenciler görülmektedir. 1000 lira. 24 Nisan 1946 yılında tedavülden kalan kağıt paranın arka yüzünde izciler görülmektedir. 4. emisyon kağıt paralar. 10 lira. Bu emisyonda iki farklı değerde 3 tertip olarak basılan kağıt paralardan biri olan 10 liranın arka yüzünde 3. Ahmet Çeşmesi vardır. 100 lira. Amerika Birleşik Devletleri'nde bastırılan banknotun arka yüzünde Rumeli Hisarı'ndan bir görüntü vardır. 5. emisyon kağıt paralar. 2,5 lira. Bu emisyondaki tüm kağıt paraların ön yüzünde Atatürk'ün portresi vardır. Bu banknotun arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İdare Merkezi Ankara Eski Binası vardır. 5 lira. Arka yüzünde fındık toplayan kızlar olan kağıt para 1968 yılında tedavülden kalkmıştır. 10 lira. 5. emisyon grubu banknotlar 7 farklı değerde 32 tertip olarak basılmış olduğu için oldukça farklı renklerde banknotlar çıkarmıştır. 10 liranın arka yüzünde Mecidiye Köprüsü görülmektedir. 50 lira. 1951 ile 1971 yılları arasında farklı renklerde tedavüle giren 5. emisyon 50 liralık kağıt paranın arka yüzünde Ulus Meydanı'ndaki Zafer Anıtı vardır. 100 lira. Dolaşıma verilen banknotlar 1958 yılında banknot matbaası kuruluncaya kadar Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya Almanya'da bastırılmış olup Türkiye'de basılan ilk banknot 5. emisyon grubu 3. tertip 100 Türk liralık banknottur. 500 lira. Arka yüzünde İstanbul Sultanahmet Camii, dikili taş ve hipodromun olduğu kağıt para 1 Eylül 1976'da tedavülden kalkmıştır. 1000 lira. Halk arasında mor binlik olarak adlandırılan 1000 liralık Türk banknotu bu emisyon grubu içinde yer almaktadır. 6. emisyon kağıt paralar. 5 lira. 6. emisyon banknotlarının tümünün ön yüzünde Atatürk'ün portresi vardır. 5 liranın arka yüzünde Manavgat Şelalesi'nden bir görüntü görülmektedir. 10 lira. Arka yüzünde Kız Kulesi olan kağıt para 21 Eylül 1981'de tedavülden kalkmıştır. 20 lira. 1966, 1974, 1979 ve 1983 yıllarında tedavüle giren 20 lira, 21 Ağustos 1987 yılında tedavülden kaldırılmıştır. Arka yüzünde Anıtkabir görülmektedir. 50 lira, arka yüzünde Topkapı Sarayı'ndaki Mermer Çeşme görülmektedir. 100 lira,
ön yüzünde Atatürk'ün portresi olan, arka yüzünde Ağrı Dağı'nın göründüğü 6. emisyon 100 liralık kağıt para 1986 yılında tedavülden kaldırılmıştır. 500 lira, arka yüzünde İstanbul Üniversitesi'nin girişi görünmektedir. 1000 lira, 6. emisyonun en büyük kağıt parasının arka yüzünde Boğaziçi Köprüsü görülmektedir. 7. emisyon kağıt paralar. 10 lira, ilki 25 Aralık 1979'da, diğeri 15 Kasım 1982 yılında çıkan iki tertip 10 liranın arka yüzünde Atatürk'e çiçek sunan çocuk öğrenci grubu görülmektedir. 100 lira, arka yüzünde Ankara Kalesi, Mehmet Akif Ersoy'un portresi, müze haline getirilen Ankara'daki evi ve İstiklal Marşı'nın ilk iki dörtlüğü bulunmaktadır. 500 lira, 1989 yılında tedavülden kalkan banknotun arka yüzünde İzmir Saat Kulesi bulunmaktadır. 1000 lira, 6. emisyonun kağıt paralarından olan 1000 liranın arka yüzünde Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul görülmektedir. 5000 lira, 1981, 1985, 1988 ve 1999 yıllarında tedavüle giren versiyonlarının arka yüzünde Mevlana Türbesi ve Mevlana görülürken, 28 Mayıs 1990 yılında çıkan versiyonunun arka yüzünde Afşin Elbistan Termik Santrali vardır. 10 bin lira, arka yüzünde Mimar Sinan ve Selimiye Camii görünen banknotun yeni yasaya göre bir yeni kuruş olarak anılmaya başlanmıştır. 20 bin lira, 1997 yılında tedavülden kalkan kağıt paranın arka yüzünde Ankara Merkez Bankası Genel Müdürlük binası görülmektedir. 50 bin lira, arka yüzünde Türkiye Büyük Millet Meclisi binası görülmektedir. 100 bin lira, ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk ve Samsun'daki Onur Anıtı bulunurken, arka yüzünde Atatürk'e çiçek sunan çocuk öğrenci grubu bulunmaktadır. 250 bin lira, yeni yasaya göre 25 yeni kuruşa denk gelen kağıt paranın arka yüzünde 500 bin lira, 2004 yılında tedavülden kalkan kağıt paranın arka yüzünde Çanakkale Şehitler Anıtı görülmektedir. 1 milyon lira, bordo ve beyaz renklerdeki banknotun arka yüzünde Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali görülmektedir. 5 milyon lira, kırmızı tonlardaki kağıt paranın arka yüzünde Anıtkabir görülmektedir. 10 milyon lira, arka yüzünde Piri Reis'in haritası görülmektedir. 20 milyon lira, 20 yeni liraya tekabül eden kağıt paranın arka yüzünde Efes Antik Kenti görülmektedir. 8. emisyon kağıt paralar. Bir yeni Türk lirası. Türk lirasından 6 sıfır atıldıktan sonra tedavüle giren kağıt paraların en küçüğü 1 liranın arka yüzünde Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali görülmektedir. 5 yeni Türk lirası. Tamamı Türkiye'de basılan banknotların 5 liralık kağıt parasının arka yüzünde Anıtkabir'i bulunmaktadır. 10 yeni Türk lirası. Arka yüzünde Piri Reis haritası olan banknot 2010 yılında tedavülden kalkmıştır. 20 yeni Türk lirası. 1 Ocak 2005 yılında tedavüle girmiş, 2010 yılında tedavülden kalkmıştır. Arka yüzünde Efes Antik Kenti görülmektedir. 50 yeni Türk lirası. Arka yüzünde Kapadokya manzarası olan kağıt para 8. emisyonda turuncu ve açık kahverengi tonlarda basılmıştır. 100 yeni Türk lirası. Arka yüzünde İshak Paşa Sarayı bulunan 8. emisyon kağıt paralarının en büyüğü olan 100 yeni Türk lirası 2010 yılında tedavülden kalkmıştır. 9. emisyon kağıt paralar. 5 lira. Yeni Türk lirası ibaresindeki yeni ibaresi 2009 yılından sonra kaldırıldı, tekrar Türk lirası ibaresine dönüldü.
arka yüzünde Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı'nın bir portresi, güneş sistemi, atomun yapısı, DNA ve ilk çağ mağara resimleri vardır. 10 lira. Kırmızı tonlarda basılan banknotun arka yüzünde Ordinarius Profesör Doktor Cahit Arf'ın bir portresi, Arf değişmezinden alınan bir kesitin yanı sıra aritmetik diziler, abaküs, sayılar ve bilgisayar teknolojisinin temeli olan sayısal sistemi belirten binary sayı sistemini ifade eden rakamlar bulunmaktadır. 20 lira. Mimar Kemalettin'in bir portresi, Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası'nın çizgisel bir çalışması ile kemer, dairesel motif ve mimarinin üç boyutlu yapısını simgelemek üzere küp, küre, silindir gibi formlar alan arka yüzüyle 20 lira yeşil tonlarda basılmıştır. 50 lira. Arka yüzünde Fatma Aliye Topuz'un bir portresi, hokka, tüy kalem, kağıt ve kitap gibi figürler ile kadın zerafetini simgeleyen çiçek motifleri olan kağıt para 1 Ocak 2009 yılında tedavüle girmiştir. 100 lira. Halen tedavülde olan 9. emisyon paralarından 100 liranın arka yüzünde Itri'nin bir portresi, notalar, kudüm ve ud gibi enstrümanlar ile Itri'nin Mevlevi kişiliğine uygun olarak ney üfleyen Mevlevi dervişi figürü vardır. 200 lira. Son emisyonun en büyük banknotunun arka yüzünde Yunus Emre'nin bir portresi, Yunus Emre'nin anıt mezarı, dizelerinde yer verdiği gül motifi, barış ve kardeşliği simgeleyen güvercin motifi ile felsefesini en iyi vurgulayan Sevelim Sevilelim dizeleri bulunmaktadır. Geçmişten günümüze kadar tedavüle girmiş Türk parası banknotlarını işlediğimiz almanağımız burada bitiyor. Yeni almanaklarda buluşmak üzere. Almanak TV, bilginiz olsun.